Kanal D bir tartışmaya daha noktayı koydu. Yargı dizisinin 3. sezonda da devam edeceği duyuruldu. Bu duyuru izleyicileri çok sevindirdi. Ama ılgaz konusunda ne yaşanacağı daha bilinmiyor. İşte bu nedenle de izleyicilerin aklı fena halde karıştı. 3. sezonuyla da devam edecek olan Yargı dizisi pazar geceki bölümüyle nefes kesti. Sevilen dizi Yargı'dan müjdeli haber geldi. 3. sezonda da seyirciyle buluşacak olan dizinin dün geceki yayınlanan yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitledi. Dizinin bu bölümü AB ve ABC1 kategorilerinde birincilik elde ederken tüm kişiler kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı. Sosyal medyada da Yargı, Ilgaz, Ceylin ve Eren etiketleri gece boyu listelerden inmedi. Aradığı kişinin Özcan Savcı değil Turgut Ali olduğunu öğrenen Ilgaz, bunu söylemesiyle Turgut Ali Ilgaz'a silahını çekti ve onu ıssız bir yere götürdü. İkili karşılıklı hesaplaşırken çocuğunun hastalığı yüzünden mecbur kaldığını düşünen Ilgaz onu ikna etmeye çalıştı. Çocuğunun hayatına karşılık Ilgaz'ın hayatını alması için Haluk'la anlaştığını söyleyen Turgut Ali'ye Ilgaz bu durumu çözmenin başka bir yolunu bulabileceklerini söylese de Ilgaz arkasını dönüp yürümeye başladığı sırada Turgut Ali onu vurdu. Turgut Ali vurduktan sonra Ömer'le konuştu. Ömer ağır yaralı Ilgaz'ı bir çöp konteynerine attıktan sonra Eren'e mesaj attı. Tüm bu olaylar olurken okulda çıkan yangın esnasında Eyüp Parlay'ı kaçırarak harabe bir binaya götürdü. Aralarında çıkan arbedede Eyüp'ü bıçaklayan Parla, Ceylin'den yardım istedi. Mahkemeye çıkartılmadan Ilgaz ve Ceylin'e ulaşmaya çalışan Yekta, onlara ulaşamayınca mahkemede Ilgaz'la anlaşma yaptığı için suçu üstüne aldığını itiraf ederek suçsuz olduğunu söyledi ve serbest kaldı. Eren, Ömer'in attığı adrese geldiğinde konteynerde Ilgaz'ı buldu. Ağır yaralı Ilgaz ambulansla alınırken elinde Ceylin'in saçı ve kolyesi olması, aynı zamanda konteynerden da Ceylin'in parmak izi çıkması üzerine Eren soluğu Ceylin'in ofisinde aldı. Parla'nın suçunu üstüne alan Ceylin, bıçağı ofisinde sakladığı esnada Eren'in gelmesiyle ne olduğunu anlamadan kendini emniyette buldu. Yaşadığı şokun etkisindeyken aslında Ilgaz'ı öldürmekle suçlandığını öğrenen Ceylin sorgu odasında sinir krizi geçirdi. Durumu kabullenemeyen Ceylin Ilgaz'ı değil Eyüp'ü öldürdüğünü söyledi. Olaylardan haberdar olan Yekta yardımcı olabilmek için Ceylin'in yanına geldi. Ilgaz'ın öldüğünü ailesine haber veren Eren dosyadan çekildiğini söyledi. Ceylin'in ifadesi üstüne araştırma yapan emniyet Eyüp ile ilgili herhangi bir iz bulamadı. Ömer hastane önünden kaçırdığı ambulansla Eyüp'ü bir depoya taşıdı ve yarasına müdahale etti. Metin morga giderken yaşadığı acıyla kalp krizi geçirdi. Eren Ceylin'e aslında kendisinden şüphe etmediğini itiraf ederken gerçek suçluları bulabilmek için ondan yardım istediğini söyledi. Heyecan dolu bölümün ardından yayınlanan sezon finali tanıtımı seyirciye duygusal anlar yaşattı. Başında Her Şey Seninle Güzel şarkısı eşliğinde Ilgaz ile Ceylin'i gelin ve damat olarak gördüğümüz tanıtımda Çınar parmaklıklar aldığındaki Ceylin'e Ilgaz'ın defnedileceğini haber veriyor. Ceylin'in "Bıraktın mı beni gerçekten?" sözleri izleyenleri derinden etkiliyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dizinin resmi kanalına kartlardan açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüşlerinizi bırakmayı ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.